Evet, güncelde bugünün konuğu CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Evet, bugünkü programda ağırlıklı olarak elektrik piyasası kanunundaki değişikliği konuşacağız. Çok kritik bir düzenleme aslında, hazırlanış evet. Biçiminden içeriğine dair birçok başlık var konuşulacak. Ama öncesinde biraz geziyi konuşarak başlayalım. 3 yıl geçti tabii. Bugün yıl dönümü. Pek çok şey yaşandı o süreçte. Siz neler diyeceksiniz, nasıl yaklaşıyorsunuz? Gerçekten gezi direnişi... Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış olan eylemlerin, hareketlerin ve direnişin en görkemlisi, en kuvvetlisi, en güçlüsüdür. Ve özgürlüklerin daha iyi bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlayacak bir yaşamın ortaya konulması için genç kuşaklar tarafından ortaya konulmuş ve gençlerimiz tarafından gerçekleştirilmiş, bir arada toplanmış ve Taksim'de ağaçların kesilmesinden sonra, polisin onlara çok acımasız davranmasından sonra giderek büyümüş bir direniştir. Gerçek anlamda Türkiye'de emsali şimdiye kadar olmadığı gibi dünyada da çok az emsalleri olan bir direniştir. Tabii gençlerimiz burada sadece ağaçların, oradaki yeşilliğin korunmasına yönelik olarak değil, aynı zamanda kendi yaşamlarının her alanına, yani sokakta gezmesinden, arkadaşıyla yan yana oturmasından, yaşamının şekillenmesinden, anasının, babasının yaşamının müdahale edilmesinden, özgürlüklerin, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına kadar her alandaki, yaşam alanındaki bu hareketleri, bu canlılığı, bu yaşamı iktidar tarafından müdahaleci anlayışına karşı gösterilen bir karşı koymadır. Onun için ben gençlerimizi gerçekten kutluyorum. Güzel bir eylem gerçekleştirmişlerdir, direniş gerçekleştirmişlerdir ve günlerce devam etmiştir. Hatta bunun karşısında hükümet ne yapacağını şaşırmıştır. Bu anlayışın karşısında, daha doğrusu bu davranışın karşısında zor bir şekilde açıklamalar yapmışlardır. Her ne kadar o günün başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara işte çapulcu diye ifade ederek onların eylemlerini basite alan ve onların söylemlerini dikkate almayan şekilde davranışa devam etmişse de, baskılarına devam etmişse de, o günün hükümetin içinde olan bazı bakanlar kendi yanlışlarını anlamışlar. Hatta o gençlerimize karşı özür bile dilemişlerdir. O nedenle ben bu tür hareketlerin aslında provokatif hareket şeklinde gelişmediğini ve dolayısıyla hükümetin tamamen ideolojik anlamda uygulamaya kalktığı ve insanların yaşamının her alanından, yani doğumundan ölümüne kadar, iş yaşamından arkadaşlık yaşamına ve evlilik yaşamına kadar her alanına müdahale eden bir iktidar anlayışının ortaya koyduğu bir tepkidir. O nedenle ben gençlerimizi o yönüyle kutluyorum. Peki bugün bakınca geziye ne evet. görüyorsunuz? Şimdi yine aynı baskılar arttırılarak devam ediyor hükümet tarafından. Dolayısıyla bu baskıların karşısında toplumun tepkileri belki şu anda sessizliğe gömülmüş gibi gözüküyor ise de, bana kalırsa zamanı gelince artık iş biraz iyice canlarına tak edince vatandaşlarımızın, insanların sokağa dökülebilme, sokağa çıkma, tekrar direniş hareketlerini ortaya koyma yönüyle hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem ideolojik anlamda olabileceğini de görmek de lazım. Onun için hükümetin bu konularda vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine, yaşamına müdahale etmeden icraatlarına devam etmesi ve gençlerimizin de ihtiyaçları olan okuldur, eğitimdir, iştir, buna benzer ihtiyaçlarını da mutlaka karşılayacak çözümleri bir an önce ortaya koymasında fayda vardır. Yani gezi direnişinin bir özünde de aslında işsizlik de vardır. Birçok üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz ortada kalmış, değişik branşlarda üniversiteyi bitirmiş, diplomasını almış ama kendisi sonuçta bir iş aramak için dolaştığında iş bulamamış, devlet kapısı
yüzüne kapatılmış, belediyeler yüzüne kapatılmış. Dolayısıyla bu şartlar çerçevesinde kendisini ortada kalmış bir vatandaş olarak görmüştür. Bu da bir karşı koymanın temel nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü işsizlik gerçekten bugün çok büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Hatta PKK'nın bu kadar çok fazla asker toplamasına olanak sağlayacak bir neden de gençlerimizin, üniversiteyi bitiren gençlerimizin iş bulamaması, iş bulamadıkları için devlete kafa tutma, devlete karşı koyma, devlete karşı bir direniş gösterme anlamında da PKK saflarına ülkenin zararını göre göre, ülkenin topraklarında bir mücadeleyi değişik bir safta, değişik bir alanda göstermeye de başlamışlardır. Bana göre işsizlik gerçekten gençlerimiz için çok önemli. Bugün atanamayan 400 bine yakın öğretmenimiz var, veterinerlerimiz var, ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Birçok meslekten olan gençlerimiz kendi mesleklerini icra edemedikleri gibi başka alanlarda iş bulmaya çalışsalar da onu bile bulamadıklarını görüyoruz. Halbuki devletin mesela öğretmene ihtiyacı var. Bu kadar boş öğretmenler, atanamayan öğretmenler ortada dururken bir yandan da sözleşmeli öğretmenler, geçici öğretmenler çalıştırılmak suretiyle hem eğitimin daha etkin, daha verimli olmasına olanak sağlanamıyor hem de gençlerimize böylelikle iş verilmemiş oluyor. Bana göre hükümetin bu politikayı bir an önce değiştirip atanamayan öğretmenlerimizin, atanamayan ziraat mühendislerimizin, mühendislerimizin, veterinerlerimizin bir an önce atamalarının yapılarak çalışma hayatının içine sokulması ve böylelikle çalışan, üreten ve memleketine ve kendisine faydalı olan bir vatandaş konumuna getirilmesi gerekmektedir. Tabii işsizlik konusuna vaktimiz kalırsa daha geniş olarak ilerleyen dakikalarda döneceğiz ama Meclis Genel Kurulu'nda bugün çok önemli bir düzenleme var. Ve evet, siz de bir süredir bu kanun teklifi konusunda açıklamalarda bulunuyorsunuz ve çok önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Şimdi bu teklifin aslında tasarı olarak getirilmemesi bile en başından itibaren aslında her evet, aşamasında sorun olduğundan bahsediyorsunuz. Nedir bu düzenleme? Elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair evet, bir düzenleme bu. Ne olacak bunun içinde? Onu da konuşacağız ama öncelikle nasıl gelmeliydi? Yani o boyutuyla başlayalım. Şimdi bir kere elektrik piyasası kanunu birçok yönleriyle hem anayasaya hem de iç tüzük hükümlerine aykırı bir şekilde getirilmiş olması sebebiyle bu yönüyle ana muhalefet partisinin vekilleri olarak buna karşı koyduk. Dedik ki madem ki hükümetin kanalıyla geliyor, dolayısıyla bu hükümetin kanalıyla gelen mutlaka bu tip tekliflerin tasarı şeklinde gelmesi gerekirken teklif şeklinde gelmesinin bana göre anayasaya ve iç tüzük hükümlerine aykırı biçimde ortaya konulduğunu görüyoruz. Tabii burada sadece bu değil aykırı olan. Birçok kanunları hiçe sayan, kıyı kanununu, askeri arazilerin girilmesi, işte zeytinlerin yetiştirilmesi, deniz kenarlarındaki durumların ve birçok boş arazilerin kanunsuz bir şekilde hatta ÇED raporları bile istenmeden birçok yatırımların, birçok nükleer enerji kurulumlarının yapılabileceği bir yapının ve düzenlemenin bu kanun içinde olduğunu görüyoruz. Hatta Sayın Davutoğlu'nun zannedersem belki de tabii bunu tahmini olarak söylüyorum, buna karşı çıkması sebebiyle de teklif olarak getirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yoksa başbakan, bakanlarıyla beraber imzalayıp bu tasarının meclise getirilmesi gerekiyordu. Meclise gelen bu tasarı öncelikle komisyonda incelenerek ondan sonra mecliste görüşülmesi gerekiyordu. Ve acele ediyorlardı. Tabii araya başka durumlar geçti. İşte hükümetin istifası ve hükümetin yeniden kurulması sebebiyle bugün bu kanun tasarısının teklifinin daha doğrusu görüşeceğini ve hep birlikte bununla ilgili çalışmaların yapılacağını görüyoruz. Evet, içinde neler var peki? Şimdi bunun içinde bir kere öncelikle şu var. Nükleer enerjiyi çok önere çıkaran,
Halbuki ülkemizde yenilebilir enerjinin çok önemli olduğu ve bu imkanların, bu potansiyelin Türkiye'de çok fazlasıyla olmasına rağmen rüzgar enerjisinin, güneş enerjisinin, HES'lerin öne çıkarılması gerekirken nükleer enerji gibi gerçekten her zaman her şekilde çevreye zarar verebilecek ve insan yaşamına tehlikeli durumlar yaratabilecek bir enerjiyi öne çıkaran bir durum var burada. Tabii bu nedenle biliyorsunuz birçok akkuyu, nükleer enerji gibi işte başka yerlerde de birçok Sinop'ta var, Mersin tarafında var. Bunların tabii altyapılarının oluşturulması ve gerek kendi ülkemizin iş adamlarının gerekse yurt dışından gelecek yatırımların istediği gibi, istediği şekilde hiçbir kanunu, hiçbir durumu, düzenlemeyi, kamu düzenini dikkate almadan yapabilecekleri bir nükleer enerji yatırımının önünü açmış oluyor. Halbuki Türkiye'de gerçekten rüzgar yönüyle, güneş yönüyle, sularımız yönüyle çok iyi bir şekilde enerji üretebileceğimiz alanlar gerçekten çok fazlasıyla vardır. Bunların öncelikle kullanılması, değerlendirilmesi gerekirken bu yasa teklifinde nükleer enerjinin yatırımlarının öne çıkarılması ve hiçbir kanun, düzenleme ve diğer yönetmelikler, tüzükler, kanunlar dikkate alınmadan yapılacak bir nükleer enerji yapımının önüne açmaktadır. Şimdi bunun dışında bu tasarının içinde, daha doğrusu bu teklifin içinde mahkemelerce verilmiş olan kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin davaların açılmaması yönünde bir madde var. Yani siz eğer dürüst bir tüketici olarak zamanında paranızı ödemişsiniz ama ödemeyenlerin paralarını da sizin üzerinizdeki faturanın üzerine yansıtmak suretiyle kayıp kaçak bedellerini de dürüst, namuslu tüketicilerin üzerinden alınmasına yönelik bir yasa düzenlemesi var, madde düzenlemesi var. Böyle bir adaletsizliği kesinlikle devlet yapamaz. Devlet öncelikle herkese eşit davranmak zorunda, bu bir. Hizmeti verirken hizmetin karşılığını da herkesten eşit oranda almak durumunda. Alamadığı yerlerdeki mükelleflerin, abonelerin paralarını diğer tarafta dürüst olan, namuslu olan tüketicinin üzerinden, faturasının üzerinden almaya kalkması gerçekten bir hukuksuzluktur, bir haksızlıktır, bir adaletsizliktir. Devlet böyle bir adaletsizliğe kesinlikle alet olamaz, vasıta da olamaz. Böyle düzenlemenin de ben anayasaya da, hukuka da aykırı olacağını düşünüyorum. Ama bugün bunun bu şekilde çıkmasını istiyorlar. Bundan böyle yasa çıktıktan sonra kayıp kaçakla ilgili diğer tarifenin içinde bulunan her türlü işte sayaç bakımı, işte tamirat, gelip işte servis verme gibi işlemlerin de bu tarifenin içinde olması durumunda ne kadar yazarsa yazsın bu tarifeleri sizin dava açma hakkınız yok. Sadece toplamda bir yanlışlık varsa, maddi bir hata varsa ancak ona karşı bir dava açma hakkınız. Yani burada yargının adalet yönüyle vermiş olduğu kararları, şimdiye kadar vermiş olduğu kararları ekarte edip bypass ettiği gibi aynı zamanda bundan sonra da böyle bir davayı açma hakkınız da kesinlikle olmayacak. Yani vatandaşın hak arama durumunu da ortadan kaldırmış olan bir yasa teklifidir. Onun için gerçekten çok acımasız, çok adaletsiz ve çok da namuslu vatandaşların canını yakacak, cebini yakacak bir düzenleme olduğunu açıkta belirtmek istiyorum. Bunu şiddetle karşıyız. Devlet eğer bir yerde parasını alamıyorsa, tahsilatını yapamıyorsa bunu abone üzerinden değil, namuslu abone üzerinden, vatandaşın üzerinden değil, kendi bütçesinden, hazineden karşılayarak bunu telafi etmesi gerekir. Yani devlet hukuksuzluk yapamaz, adaletsizlik yapamaz, vatandaşlar arasında da ayrım yapamaz. Bu ayrıma karşı şiddetle karşı koyacağız. Bu yasanın da çıkmaması için mutlak surette
mücadele vereceğiz. Çıkarsa bile mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne gitmek suretiyle bu yasanın iptalini mutlak surette gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi bir ara verelim burada. Aslında önemli noktalar var. Şimdi elektrik faturasıyla ilgili sizin açıklamalarınıza baktığımda bu faturanın içeriğindeki başlıklar tartışılıyor. Elektrik faturamızda neler var? Mesela bunun dışında elektrik faturası miktarı olarak diğer ülkelere kıyasla ne durumdayız? Bu konuda da araştırmalarınız var. Onları biraz konuşacağız. Evet. Ama bir ara verelim. Çok çarpıcı verilerle devam edeceğiz sonrasında.